Excel'de 9. yöntem nedir? Pivot tablolar. Pivot tablolar verilerde tabi hem daha esnek hem daha kolay raporlama için kullanıyoruz. Ekleden pivot tabloyu seçiyorum. Tamam diyorum. Buradan da firma değerini satırlara 2021'i toplam değerlere koyduğunuzda bu değerler geliyor. Buradan da numara biçiminden sayıyı binlik basamaklarına ayırıp toplamlar alabiliyoruz. Bunun tabi pivot tablolar arkadaşlar başlı başına bir dünya bildiğiniz gibi. Bunun da ismini pivot tablo olarak değiştireyim. Şimdi bunların tamamını bunların tamamını şuradaki pivot tabloların detaylarını vidoport.com üzerindeki Excel pivot tablo kullanma eğitim setinde öğrenebilirsiniz. Bakın buna detayına girmeyeceğim. Burada tamamı var buradan alabilirsiniz bunu toplama ile ilgili tüm özellikleri işte çok kaytopla topla toplama fonksiyonları gibi bakın ee, videolar eğitim videolarına da buradaki değerlerden buradaki formüllerimizden videolarımızdan erişebilirsiniz tamam mı? bunların hepsi burada kayıtlı olarak var bu eğitimimiz zaten YouTube üzerinde de kalacak bunu belki bölüp ayrı setler halinde de YouTube'da yayınlayabiliriz. Ama bu tek bir parça olarak da kalacak. Tamam. 9 tane toplama işlemini yaptık. 9 farklı şekilde toplama formüllerini kullandık. Aklımızda aklımızda yani aklımıza gelmeyen toplama almada kullanabileceğimiz farklı bir yöntem önerisi olan var mı arkadaşlar? Onu da yapalım. Tamamlayalım eğitimimizi.